Burun tıkanıklığını gidermek amacıyla kullanılan ilaçlar içerisinde en hafifi sayabileceğimiz veya en zararsızı olarak adlandırabileceğimiz tuzlu, karbonatlı sıvı solüsyonları olabilir. Bunlar çok uzun süre kullanılmasında sakınca yoktur. Çeşitli türleri, tipleri vardır. Örneğin hazırlanmış tenekede basınçlı kutuların içerisinde veya basıncını kendimiz ayarladığımız, elimizde elastik şişesi bulunan burun içerisinde kendimizin sıktığı ilaçlar şeklindedir. Hemen daima içerisinde bunların belli oranlarda, artan azalan oranlarda tuz ve beraberinde karbonat bulunmaktadır. Tuz açıcı özelliği olan, aynı zamanda dezenfektan özelliği olan, karbonat ise temizleyici, kayganlaştırıcı, kuruluk hissini ortadan kaldıran malzemeler olarak yan yana konmaktadır. Bunların sadece tuzlu su içerenleri de var. Sonuç olarak bunlar çok uzun süre kullanılabilir. Herhangi bir bilinen zararı yoktur. Yanlış kullanımları şeklinde durumunda burun kanamalarına sadece neden olabilir ama doğrusunu yapıldığı zaman sorun yoktur. Burun açmakta kullanılan özellikle burun açıcı damlaların 5 ila 7 günden daha fazla kullanılmamasını önermekteyiz. Bunların uzun süre kullanımlarında tansiyon yükselmelerine, ritim bozukluğu, hatta bağımlılığa ve daimi kullanım ihtiyacına neden olmaktadır. Tabii bu dekonjestan dediğimiz, yani burun açmak amacıyla yapılmış olan damlalara benzer etkisi olan ağızdan alınan ilaçlar da vardır. Bunlar özellikle grip ilaçlarının içerisinde de bulunabilir, grip içindir denen ilaçların içerisine de konabilmektedir. Efedrin, pseudoefedrin dediğimiz maddelerdir. Bunlar özellikle tansiyon ilacı almakta olan ya tansiyon hastalığı, ritim bozukluğuna sahip olan kişilerin kullanmasını sakıncalı olarak görmekteyim. Çocuklara, küçük çocuklara verilmesi uyku bozukluğuna, ajitasyona neden olmaktadır. Oldukça kısa bir süre, yani bir haftayı geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Uzun sürelerde kullanılmasını sakıncalı bulurum. Tansiyon hastalarda, kalp hastalarında, ritim bozukluğu hastalarında kullanmayı önemli derecede sakıncalı bulurum. Alerji için kullanılan kortizon içeren spreyler vardır. Bunların çok uzun süre kullanılmaları bağımlılık yapmaz. Herhangi bir zararları yoktur. Alerji için oldukları için uzun süre kullanılmaya programlanmışlardır. Bunun dışında mannitol gibi hipertonik solüsyonlar da vardır ki kullanılabilir. Ama burunda kuruma hissi meydana getirebilir.